Çok hareketli bir çocukluk geçirdim ben. İzmir'de doğdum. 5 sene orada yaşadık. İlk futbol topumu babam orada aldı bana. Sonra Tunceli'ye tayinimiz çıktı. Babam şark görevine gitti oraya. Futbol oynamaya orada başladım, Tunceli'de. Ablamlarla oynuyorduk, arkadaşlarımla oynuyorduk. Çocukluğumda ablamlarla birlikte karateye gidiyorduk. Ama sarı kuşakla bitirdik. Beyazdan sarıya geçtik, sonra bitirdik yani. Bilmiyorum. Ünye'ye tayinimiz çıktı, Ordu Ünye'ye. İlk Ünye Belediyespor'da başladım. Ünye'den Trabzon'a gelmem, Ünye'de amatör bir spor kulübündeydim. Finallere çıktık. Ünye'de şampiyon olduk. Oradan Ordu bölgesine geldik. Orada finaller oynayacağız. O zaman takımın kaptanıyım. Kaptanlığımı aldılar son maç, final maçı. Benim çok zoruma gitmişti. Maça çıkmadan önce ağlamıştım. Böyle bir karar aldım. Hiç babamların, annemlerin haberi de yok. İnternet sitesine girdim Trabzonspor'un. Orada altyapı başvuru formu vardı. Onu doldurdum. Sadece fakslama işi kaldı. Fakslama işinde babamdan yardım istedim. Baba dedim, şunu al gönder. Ben Trabzonspor'a gidiyorum dedim. O zaman 11 yaşındaydım. Oğlum dedi, bu ne falan. Baba böyle böyle, benim çok zoruma gitti. Kaptanlığımı aldılar. Ondan sonra faksı gönderdik. Seçmelere geldim buraya. Seçmelere girme şeyim de çok komikti benim. 3 gün seçmeler yapılıyor. Onlara hazırlanıyorum ben de. Yayladayız o zaman, bu çayır biçme zamanları. Çayır biçiyor annemler. Ben de o biçtikleri yerde çalışıyorum, koşuyorum, top oynuyorum, pas yapıyorum, top sektiriyorum, bir şeyler yapıyorum. Öyle hazırlanmıştım oraya. Yaylada kamp yapmışım. Çocuk aklımda işte. Ondan sonra seçmelere girdik. Yanlış hatırlamıyorsam son gün Ünal Hoca el işaretiyle, o zaman Şenol Güneş'in antrenörlük yaptığı zamanda yardımcısı Ünal Hoca'ydı. El işaretiyle Salih Tekke yanıma geldim. İsmimi falan öğrendi işte. Sen dedi, hani yetenekli bir futbolcusun dedi. Biz seni çağıracağız dedi, arayacağız. Sonra öyle seçilmiştim. Ondan sonra devam ettik işte çeşitli yaş kategorilerinde. İlk geldiğim zaman biz dersler alıyorduk. Türkçe, matematik, İngilizce dersleri. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Yani futbolun dışında normal ders alıyorduk biz. Okulumuza etki etsin diye, derslerimiz iyi olsun diye. Ben Ünal Hoca'yla geçen sene sezonun son maçı, Karabük maçında konuşacaktım. Utandım onunla konuşmaya. Yani sonuçta bir maça çıkıyorsun. O adam farklı şeyler düşünüyor. Sen rakip oyuncusun. Konuşamadım ama sezon başındaki kampta konuşmuştum ben onunla. O da şey demişti. Bak dedi, futbolcudan anlıyorum falan. U19'da başladım. Birkaç maç oynadım. Sonra U21'e geçtim. İyi gidiyordu. Güzel gidiyordu. Sonra bir anda bir sakatlık yaşadım. Arka adenem yırtıldı. Hani iyileştim. Sonra tekrar yırtıldı arka adenem bir daha. Oynamaya başladım tekrardan. Bu sefer yine yırtıldı aynı yer. 3 kere aynı yerden sakatlandım. Sezonu 9 maç oynayarak bitirmiştim. O kadar zorlandım, hani inanılmaz bir psikolojiye girdim. Yanımdaki oda arkadaşım da çok zorlandı. Artık hani dedi, ben yapamıyorum Trabzon'da. Ben gidiyorum dedi. O da Erzurum'a döndü. Ben de tam o anda, yani benim için çok büyük bir dönüm noktası. Gideyim mi kalayım mı dedim kendi kendime. 4. hafta, tam o sezon, transfer sezonu bitmesine yakın günlerde. Gideyim mi kalayım mı, gideyim mi kalayım mı tartıştım kendi kendime. Kendimi bir yere çektim, bir konuştum, ne yaptım, nereden nereye geldim falan. Kalacağım dedim, ben bu formayı alacağım dedim. Kaldım, arkadaşım gitti, orası benim için bir dönüm noktasıydı. Tamamıyla yalnız kalmıştım. Hani Trabzon'da bir tek çok samimi oldum, hatta kardeşim dediğim tek insan oydu. O da gitti. Onun için çok üzülmüştüm. Bayağı bir zorlu bir süreçti benim için hani o zamanlar. Milli arada bir kampa çağırdılar beni. Uğur Demirok abi da işte milli takıma çağrılmıştı. Benim için bir şans. Oraya gittim, kampa gittim. Hazırlık maçında da çok iyi oynamıştım. Ondan sonra da tekrardan buraya döndüğümüzde yine idmanlara devam ettim. Ama tabii o zaman bir profesyonel sözleşme yoktu. Kupa maçı vardı Erzurumspor'la. Sakatlarımız çoktu. Sonra Erzurum'a ilk kadroya girdim orada kupa maçında. Sonra bir lig maçına daha kadroya girdim. Kasımpaşa maçına, deplasmanda. Orada da şöyle bir şey oldu. Stoper yok, yedekte. Yani bir tek ben varım. İlk kadrom benim. Bizim stoperden kim olduğunu hatırlamıyorum. Biri sakatlandı. Rıza Hoca döndü, bana bakıyor. Çok heyecanlandım. İlk defa korkmuştum yani. O da hani zaten ilk maçım, çok tecrübesizim. Kasımpaşa'da çok iyi bir takımdı geçen o zaman. İyi geliyorlardı. Kuşkayı çekmişti, beni oyuna almamıştı. Oh be dedim, hani rahatladım. Daha ilk maçta bu kadar yüksek bir takıma karşı oynamak çok zorlu olurdu benim için. Bilmiyorum, maçtan önce bir imgeleme yapıyorum hani. Maçta şunları yapacağım, bunları yapacağım. Şöyle duracağım, şöyle davranacağım. Bir davranış koyuyorum ortaya. Maça ilk çıktığımızda zaten ufak bir hani heyecan falan oluyor açıkçası, yalan söylemeyeyim. Ondan sonra artık olaya tamamen adapte olunca bu heyecan gidiyor. O baskı, panik falan artık hepsi.
Maç günü otobüse binmeden önce double espresso alıyorum. Kramponumu giyerken ayetel kürsü okurum. Sağ kramponumu giyerken. Sol kramponumu giyerken de ayetel kürsü okurum. Sağ içinde ısınmadayken 7 kere okuyorum ayetel kürsüyü. Sağ ayakla giriyorum. Hocam gerçekten bir şans verdi bana. Herkes de yapamaz bunu. Fenerbahçe maçında böylesine büyük bir maçta direkt formayı verdi bana ilk 11. Bana güveniyordu demek ki. Bana güvendi. Ben de güvenini boşa çıkarmadım. Özellikle Fenerbahçe maçı o kadar gergin olduğum bir maçta o merdivenlerden çıktıktan sonra koreografiyi gördükten sonra tüylerim diken diken olmuştu. Hani tamam dedim biz bu maçı aldık. Ben kesin iyi oynayacağım yani. O an hissettim onu. Çıktım kafamı kaldırdım bir baktım koskocaman bir koreografi. İnanılmaz dolu tribünler ve hiç susmayan bir taraftar. Hani anlatılmaz yaşanır dedikleri o. Muhteşem bir şeydi.